Tekrar birlikteyiz sevgili Altı TV izleyicileri. Bu arada programının ikinci bölümünde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş kararını konuşmaya devam ediyoruz. Stüdyo konuklarımız Sayın Ercan Kanar ve Sayın Ali Duran Topuz'la birlikte, aynı zamanda tabii Sayın Mahsuni Karaman Skype konuğu olarak katıldı. İlhan Caner, Sayın İlhan Caner de bir önceki bölümde katılmıştı ve bu bölümde Sayın Meral Danış Beştaş'la bir telefon bağlantısı yapacağız ilerleyen dakikalarda. Şimdi tekrar Sayın Karaman'a dönüyoruz. Kararla ilgili olarak zannediyorum eklemek istediği bazı ifadeler var. Onları alalım. Tekrar merhaba. Merhabalar. Evet, tekrar merhaba. Aslında çok hızlıca değinmiştim. Fakat özellikle Ercan abimizin bu kararın eksiği var, fazlası yok demesi üzerinden aslında kamuoyunca da bilinmesi gerektiğini düşündüğüm birkaç hususa vurgu yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere bugün basın yayın kuruluşlarına düşen ve AKP'li hukukçular tarafından hazırlandığı iddia edilen bir metin de vardı. Orada da daha çok bu kararın aslında 5. maddenin 1. fıkrası yönünden reddedilmiş olması devletin lehine, hükümetin lehine aslında bir yerde bir aklama malzemesi olarak kullanılıyor. Özellikle vurgulamak isterim. Bakın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinin 1. fıkrası ilk tutuklamanın hukukiliğini değerlendiren kuvvetli suç şüphesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya sözleşme dili uyarınca da makul şüphe, üçüncü kişileri ikna edici bir şüphe düzenleyen bir husus. Şimdi 4 Kasım 2016 tarihinde Sayın Demirtaş tutuklanırken, bakın orada kullandıkları kuvvetli suç şüphesine değinmekte fayda görüyorum. Bu bir. Birincisi 6-8 Ekim olayları öncesinde Hakların Demokratik Partisi HDP'nin MYK'sı tarafınca atılan bir tweet gösterilmişti. Birincisi buydu. İkincisi iki tanık gösterilmişti. Üçüncüsü ise iki kişiyle yapılmış olan telefon görüşmeleri kuvvetli suç şüphesi olarak ortaya konulmuştu. Şunun altını çizelim, bakın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını verdiği, en azından kararını yazım aşamasını bitirdiği tarihler itibariyle henüz bu anılan hususlara ilişki Türkiye'de yapılan yargılama ile ulaşılan sonuçlar kendilerine ulaşmamış mı? Ulaşmamıştı. Yani demek istediğim şey şu. Bakın, kuvvetli suç şüphesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararında değerlendirirken 4 Kasım 2016 tarihine göre değerlendirmiştir. Yani Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karardaki ana ölçütleri kullanmıştır. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi burada evet burada kuvvetli suç şüphesi vardı, siz haklıydınız demiyor. Makul bir gözlemciye ikna edilebilir bir iddia olarak ortaya konulabilir diyor. Fakat özellikle bu kararını verdiği sırada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin haberinin olmadığı hususları bakın hızlıca değinmek istiyorum. Birincisi Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nden biz Sayın Demirtaş'ın aleyhine tanık olarak beyanı bulunan iki tanığın dinlenmesini istedik. Yapılan araştırmalarda son celselerde şu anlaşıldı. Birinci tanığın olmadığı, mercek isimli tanığın arasında olmadığı, kendisine de ulaşılamadığı tespit edildi. Dolayısıyla bu tanık bu anlamıyla bu yargılamaya artık tesir edecek bir ölçüt değil. Evet. Tabii ki de kuvvetli suç şüphesi açısından da ölçüt olarak kullanılamaz. İkincisi bir başka tanık vardı. Biz o tanığın da ısrarla dinlenmesini talep ettik. Fakat mahkeme aynen şöyle bir karar verdi. Esasa etkili görülmediğinden dolayı bu tanığı da dinlemiyoruz dedi. Evet. Bu tanıklarla ilgili mesele. İkinci mesele Sayın Demirtaş'ın telefon görüşmeleri. Telefon görüşmesini yaptığı bir kişi o tarihte yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Kamuran Yüksek olduğunu ortaya koyduk. Mahkemede biz bunu ispatladık. Dolayısıyla o konuda da bir örgüt yöneticisiyle görüşmeden bahsedilemez. İkinci görüşme Faik Hoca Kod şeklinde değerlendirilen bir kişiyle yapılan görüşme. Bakın çok ilginçtir. Gerçekten bunlar aslında kara mizah. Faik Hoca aslında Faik Yağızay Hakların Demokratik Partisi'nin Brüksel temsilcisi. Halen görevinin başında. Biz bunu da ispatladık ve dosyaya koymuş olduk. Gelelim son kuvvetli suç şüphesi için formüle edilen hususa. O da şu. Atılan tweet. Hakların Demokratik Partisi'nin resmi Twitter hesabından atılan tweet.
o tweetin aslında 6 Ekim 2014 tarihinde gece sabah saatlerinde atıldığı iddia ediliyordu. Yani ayın 6'sı sabah 8 sabah saatlerinde hafızam yanıltmıyorsa sabah 08:20 gibi atıldığı iddia ediliyordu. Dolayısıyla 6 Ekim günü ve sonrasında gelişen tüm olayların o tweetle bağlantılı olduğu belirtiliyordu. Oysa ki biz siber suçlarla bilgi teknolojileri kurumuyla yapılan yazışmalarda iddiamız doğru çıktı ve o tweetin aslında 6 Ekim günü gece 20 sıralarında atıldığı tespit edildi. Bu çok önemli. Bu şu açıdan önemli. Aslında 6 Ekim günü gerçekleşen mevcut olayların hiçbirisi atılan tweetle ilgili değil. Kobani meselesiyle ilgili zaten oluşan toplumdaki hassasiyet ve şişme hali patlamaya başlamıştı. Bu Ekim 2'de başlamıştı. 3'de devam etti, 4'te devam etti, 5'te, 6'da da devam etti. 6'nın akşamına kadar da çok yakıcı, yıkıcı, herkesi üzen olaylar yaşandı. Dolayısıyla atılan tweet münhasıran bu meselelerin müsebbibi, sebebi olan bir tweet değil. O nedenle zaten bu atılan tweet üzerinden de sıklıkla istismar edilen 6-8 Ekim olaylarıyla Demirtaş'ı bağlantılandırma anlayışı zaten başından sakat. Aslında iddianamede de böyle bir iddia yok. İddianamede sadece o tweet nedeniyle insanların sokağa çıktığı, dolayısıyla bu 2911 sayılı yasada vücut bulacak suçları tahrik etme gibi bir şey. Yani aslında Türk Ceza Kanunu açısından, 2911 sayılı yasa açısından da basit suçlamalar, isnatlar. Fakat esas önemli olan şey şu: her ne kadar Sayın Demirtaş'la ilgisi olmasa bile, Halkların Demokratik Partisi'nin Twitter hesabından atılmış olsa bile, o hesaptan atılan tweet ve yapılan o çağrı demokratik bir çağrı olsa dahi, siz bunu böyle de kabul etseniz, şiddet çağrısı olarak da kabul etseniz, aslında ondan önce zaten olaylar başlamıştı. Siz atılan tweetle mi, yoksa mevcut başlayan olayların zinciri olarak mı sonraki hadiselerin geliştiğini ortaya koyamazsınız. Ceza hukuku açısından sanırım üstadlarım orada da tartışırlar. Dolayısıyla bu hususları belirtmek istedim. Kısacası şu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını verdiği süreç içerisinde Türkiye'deki yargılama ile ulaşılan somut gerçeklikleri bilmiyor idi. O nedenle eğer bunlar, bu hususlar eğer ulaşmış olsaydı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, emin olunuz ki 5. maddenin 1. fıkrasından da ihlal kararları çıkardı ki biz bu meseleyi zaten 5.1 açısından da 20 Şubat 2019 tarihine kadar da zaten itiraz olarak büyük daireye de götürmeyi düşünüyoruz. Diğer taraftan zaten bu yargılama, yani Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın sonucunda da zaten biz bunları tartışıyor olacağız. Muhtemelen Anayasa Mahkemesi ve sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne tüm bu hususlar yeniden gitmiş olacak. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar Sayın Karaman. Evet, Mahsuni Karaman bir ek yaptı özellikle bu makul şüpheyle ilgili olarak. Şimdi bu kararda eksiklikler olduğunu ifade ettiniz. Bu kararların bağlayıcılığı nedir? Türkiye'nin buna uyma zorunluluğu ve aynı zamanda tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan bu karşı açıklamanın anlamı nedir? Şimdi Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden. Yani 1949 yılından bu yana Türkiye kurucu üye olarak konseyde yer almış. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de konseyin anayasası. Yani üye ülkelerin anayasalarının dahi üstünde. Nitekim sözleşmenin 46. maddesinde şu düzenleme yer almış: yüksek taraf sözleşmeci ülkeler mahkeme kararlarına uymayı taahhüt ederler. Yani hem sözleşme açısından hem de protokoller açısından verilecek ahim kararları bütün konsey üyeleri yönünden bağlayıcıdır. Bu 46. madde açıkça düzenlenmiştir. Yine anayasanın 90. maddesi de aynı sonucu verir hepimize. Ayrıca
sözleşmenin birinci maddesi de gayet açıktır. Yüksek sözleşmeci taraf devletler yetkileri dahilindeki insanların hak ve özgürlüklerini teminat altına alırlar diye insan haklarına saygı başlığında düzenlenen madde var. Bu açılardan baktığımızda AKP hukukçularının sözleşmenin 46. maddesini rafa kaldırdıklarını görüyoruz. Yaptıkları açıklamada okuduğumuz kadarıyla AİHM kararlarının sadece yönlendirici olduğunu, bağlayıcı olmadığını söyleyebiliyorlar. Anayasanın 90. maddesini herhalde unutuyorlar bir an için. Sözleşmenin 46. maddesini ve 1. maddesinde. Hatta bir ek daha yapayım. Ceza yargılama yasasının, Türk Ceza Yargılama Yasası'nın 311. maddesinde bile şu hüküm var. Eğer verilen kararlar, yargı kararları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve ek protokollerine aykırıysa o AİHM'in ihlal kararından sonra yeniden yargılama yapılması gerektiği ceza yargılama yasasına dahi vurgulanır. Yani nereden bakarsak bakalım bu kararlar bağlayıcıdır. Uymayan ülkelere dönem dönem Avrupa Konseyi Sekreteriyası ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi çok ciddi uyarılar da yapmıştır. Örneğin Ilgora Mamabolu Azerbaycan kararı var. O çok örnek bir karardır. Aslında Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Moldova, Polonya, Macaristan, Romanya açısından da kararlar var. İngiltere açısından da var. Şimdi Azerbaycan kararında siyasi bir muhalif tutuklanıyor. AİHM ihlal kararı veriyor. Azerbaycan bunu uygulamıyor. Sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 46. maddeye eklenen bir hükme dayanarak büyük daireye dava açıyor, şikayet ediyor Azerbaycan'ı. Daha önceki safahatlar var tabii. Yani önce Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi uyulması, derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. Ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri de bırakılmayınca inceleme başlatıyor Azerbaycan hakkında. Daha sonra Bakanlar Komitesi yazılı görüş istiyor prosedür olarak Azerbaycan'dan. Niçin bırakmadığına dair yazılı görüş istiyor. O görüş geldikten sonra da büyük daireye şikayet etti ve büyük dairenin o arada da bırakıldı. Ancak büyük dairenin kararı bildiğim kadarıyla henüz belli olmadı. Büyük daireden karar geldiğinde ne yapabilir? Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi oy hakkını engelleyebilir. Avrupa Konseyi'nde Azerbaycan'ın söz hakkını engelleyebilir, temsil hakkını engelleyebilir. Yani bu işin sonu üyelikten çıkartılmaya kadar gidebilir. Evet. Peki bu kararlar bir şekilde tamam bağlayıcı ama bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlar aynı zamanda eleştirilebiliyor da. Yani bir şekilde bu kararların biz sadece salt işte hukuki olduğunu mu düşünmeliyiz yoksa bunların siyasal yönü de var mıdır? Yani bir takım uluslararası dengeler gözetiliyor mu? Hele hele mesela şimdi konjonktür düşündüğümüz zaman Sayın Kalar'ın söylediği gibi gerçekten bir yaptırım olabilir mi? Şimdi yaptırım meselesini arkaya alalım. Bu mahkeme kararlarının tartışılması, eleştirilmesi ve uygulanması arasındaki farklar. Yani herhangi bir insan yargı kendi bulunduğu, yaşadığı yerde yargı yetkisine sahip olan mercileri, bu yerel bir mahkeme olabilir. İşte bütün ülkede yetkisi olan temiz ya da içtihat mahkemesi olabilir. İşte Yargıtay, Anayasa Mahkemesi falan dahil Türkiye içerisinden sadece konuşalım. Bir kararın hukuka uygunluğuna dair kuşku sahibi olmak, bunu dile getirmek, kararın hukuki olup olmadığına dair herhangi bir görüş beyan etmek, hukuki bulmak veya bulmamak bu bir şeydir. Fakat kararların uygulanması, bağlayıcılıkları ayrı bir meseledir. Bunu bir kenara alarak İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin siyasi olup olmadığına ilişkin soruya hemen geçeyim. Esasen yani siyasi bir uluslararası kuruluş tarafından o kuruluşa üye olan ülkelerin, tarafların ortak anlaşmasıyla, imzaladıkları sözleşmeyle oluşmuş ve elbette siyasetle hukuk arasındaki ince çizgiye de oturan çoğu yüksek mahkeme bu formattadır zaten. Anayasa Mahkemesi de öyledir. Bir mahkeme ve
bunun kararlarından çok çeşitli şikayet ve eleştiriler hem akademik planda hem siyasi planda sürekli dile getirildi ve sürekli duyuldu. Yine bu eleştiri kümesine örneğin burada işte ilk Mahsuni Bey aradığında kendi dile getirdiği eksiklikler, peşinden Üstadımız Ercan Kanar'ın tafsilatlı bir şekilde madde madde neyin eksik olduğunu belirtirken söylediği şeyler, yani orada hukuken eksik bulunan şeyler, teknik hukuki açıdan eksik bulunan şeylerin izahatı gerçekte hukuki değil siyasi olması o konumların. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi hem konsey üyelerinin birbiriyle ilişkilerini hem kendi yargı yetkisinin çok fazla tartışma konusu olmaması hem üye ülkelerle ilgili diplomatik ve siyasi dengeleri de düşünerek çoğu zaman hukuktan içtinap ederek, kimi zaman hukuki bazı noktaları görmeyerek, atlayarak, bunun en önemli örneklerinden bir tanesi, üstadımız tafsilatlarını çok daha iyi bilir elbette, örneğin vicdani redde ilişkin kararlar Avrupa Mahkemesi'nin hep başını ağrıttı. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin. Örneğin yakın dönem içerisinde Afrin dosyası, Türkiye içerisinde yine bizim 2014'ten sonra yaşadığımız birçok olayda, işte yaşam ihlalinin söz konusu olduğu meseleler, bu siyasi tutuklamalar, daha önceki bazı dönemlerde KCK tutuklamaları, birçok bakımdan biz mahkemenin hukuktan zaman zaman feragat ettiğini, görmezden geldiğini, evet, iştinap ettiğini gördük. Bunu mahkeme üyeliği yapmış hukukçular da çok sık dile getiriyorlar. Mahkemenin içtihatlarını inceleyip bunun üzerinden felsefi düzeyde çalışmalar yapan hukukçular da dile getiriyorlar. Çünkü bu tekil bir iç devlet yapısı gibi bir siyasi otoritenin gücü eşliğinde kararları uygulanan bir mahkeme değil. Verdiği kararların fazla itiraz edilmemesi, fazla ret görmemesi, kendi yetkisinin aşırı tartışma konusu olmaması için zaman zaman çok, hiç de az olmayan, sık sayılacak zamanlarda, çoğu zaman değil belki ama sık sayılacak zamanlarda siyasi alana doğru kayar. Biz verdiği kararlardan çok vermediği kararlardan, dikkat ederseniz hem Mahsuni Bey'in anlattığı hem Ercan Bey'in anlattıklarında verilmemiş kararlar söz konusuydu. Yani teknik hukuki açıdan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin tespit etmesi gereken ihlal ama etmiyor. Sınırlı tutuyor. Türkiye ile ilgili kararını oluştururken buradan gelecek tepkileri de daima düşünüp hesaplayarak. Dolayısıyla kararlarını daima siyasi mülahazalarla beraber değerlendireceğimiz türden bir mahkeme bu. Ki iç yüksek mahkemeler de öyledir. Anayasa Mahkemesi kararları daima bu niteliktedir. Hukukla siyasetin böyle hani iç içe geçtiği, sınırlarının çok belirli olmadığı, çoğu zaman sınırlarını onun belirlemesini istediğimiz ama onun da her zaman bunu yapamadığı türden mahkemelerdir. Dolayısıyla hani bu karar siyasidir, hiçbir hukuki yönü yoktur demek ayrı bir iş. Bağlayıcı olup olmadığını tartışmak ayrı bir iş. Siyasidir evet ve zaten biz siyasi nedenlerle kararın hukuken eksik olduğunu hem Mahsuni Bey hem Ercan Bey tespit ettiler. Şimdi bağlayıcılık meselesine gelelim. Bağlayıcılık aslında tartışma konusu bile değil. Yine bütün temel maddeleri dile getirdi. Türkiye'de artık yurttaşların o kanun değişikliği olduğundan beri neredeyse bildiği anayasanın 90. maddesi bile yeterli zaten konuyu hani bağlayıcı mı değil mi sorusuna cevap verebilmek için. Velev ki Türkiye devlet olarak siyasi mülahazalarla aleyhine karar verildiğini düşünsün. Bir devlet ciddiyeti ve saygınlığı gereği ve kendi iç hukukunun işleyişindeki yargının konumunu da düşünerek yapması gereken şey şudur. Kararın eğer hukuki yönden eleştirilir olduğunu düşünüyorsanız eleştirilerinizi ortaya koyarsınız. Fakat bağlayıcılık meselesini düşündüğünüzde bu bağlayıcı değildir, ben bunu tanımıyorum dediğinizde kendi iç yargınıza dair bu tür eleştirileri de meşruiyet alanına çekmiş olursunuz. Yani bir yurttaş Türkiye'de bir sulh mahkemesinin, ceza mahkemesinin, anayasa mahkemesinin verdiği bir kararı bu siyasidir, ben bunu tanımıyorum, hiçbir şekilde de buna uymuyorum demesi mümkün müdür? Bu mümkün değil. Suç alanına girer. Üstelik, evet. Üstelik bu alana girer. Dolayısıyla yani kararı saygı göstermemek, eleştirmek, uygulama anlamında saygıdan bahsediyorum. Yani lafsi olarak saygı gösteremeyeceğimiz çok sayıda karar var Türkiye'de. Örneğin işte hiç yetkisi olmayan bir sulh mahkemesi bundan 4 yıl önce ülke çapında bir yayın yasağı kararı verdi. Hiçbir yetkisi yoktu. Görevi değildi. Her şey hukuka aykırıydı. Bu karara birçok hukukçu böyle bir karar olmaz, bu hukuka uygun değil dedi. Yani saygı duymadığını gösterdi. Fakat o karar uygulandı. Ne zaman? Bir üst mahkeme bozana kadar.
uygulanması icap eder. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne ilişkin mesele de bu. Ve zaten Erdoğan'ın açıklamaları dikkat ederseniz ilk yaptığı açıklama, biz o gün iki açıklama duyduk. Siyasi kanat içerisinde, hükümet olarak. Adalet Bakanı dedi ki inceleyeceğiz, mahkemeleriniz bakacak, zaten mahkemeler gereğini yapar. Gereğini yapar dediği aslında prosedürel işlemler olması, evet, yapacaklar. Fakat bakanın bu sözü daha karşılık bulmamışken Cumhurbaşkanı kararı tanımayacaklarını ve karşı hamle yapacaklarını dile getirdi. İşi bitiririz diyor. Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz dedi. Şimdi burada biz demin tartıştığımız anlamda bir karara saygı duyup duymama ifadesi görmüyoruz. Ve kararı sanki şöyle görüyor, öyle anlıyoruz. Kullandığı terim hukuki ya da siyasi terim değil. Dikkat ederseniz çatışma terimi. Anayasa yani, 138'i ihlal ediyor. Evet, bir çatışma terimi. Yani mahkeme kararının bir hamle olarak değerlendiriyor. Ve buna bir karşı hamle yapma, yani bir kavga, bir boks maçı, bir dövüş, bir cephe savaşı gibi. Ama zaten bunun altında yatan sebep de gerçekte Türkiye'de özellikle darbe sonrası, öncesinde başladı bu süreç ama hukukun nasıl görüldüğüne dair insan hak ve özgürlüklerini, birey haklarını hatırlatarak hukuki sonuç talep eden her girişim siyasi iktidar tarafından, ki ne yazık ki birçok yargı merceği tarafından da sanki iktidara karşı bir hamle olarak düşünüldü. Yani hukuku talep etmek hukuk dışı bir hamle olarak değerlendirildi. Bu çatışma mantığı esasen olağanüstü hali de aşan bir, nasıl diyelim, sanki hukukla mücadele eden, hukuka karşı savaş. O yüzden ben anti hukuk terimini kullanmıştım. Hani hukuk dışı ayrı bir şeydir. Hukuka aykırı bir şeydir. Fakat bu ikisini de aşan, yani hukuk dışını, hukuka aykırı, hatta üçünü, olağanüstü hukuku da aşan bir reaksiyon biçimidir. Yani doğrudan şu anda savaş hukuku. Evet, doğrudan hukuku bir çatışma formatı olarak görme. Dolayısıyla hani kararları siyasidir, evet, eleştirilebilir, evet, ama bağlayıcılık söz konusu olduğunda konsey üyesi bir devletin ve mahkemenin bireysel başvuru yetkisini tanımış bir üye ülkesinin bunu uygulamaması düşünülebilir bir şey değil. Tıpkı içeride alınmış herhangi bir ceza ya da sulh ya da özel özel hukuk mahkemesi kararının tanınmayacağını ve uygulanmayacağını söylemek gibi bir şeydir bu. Geçmişte de söyledi zaten Danıştay'la ilgili. Evet, içeride de oldu. İlgili, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla, evet, ilgili. Şimdi aslında 138. madde anayasanın yargıçlara ve mahkemelere hiçbir organ, hiçbir makam, hiçbir kişi emir ve talimat veremez, hatta telkin ve tavsiyede dahi bulunamaz diye anayasal hüküm var. Şimdi telkin ve tavsiyeyi devletin başındaki yaparsa bu emir ve talimat anlamına gelir. Yani doğrudan mahkemeye emir ve talimat vermiştir ve Türk Ceza Yasası'nda da 3 suç tipini ihlal etmiştir. İşte birisi yargı yetkileme suçu ceza yasasında var. Yine siyasal hakları engelleme suçu, o da ceza yasasında suç tipidir. Yine düşünceyi, ifadeyi, kanaati, açıklama özgürlüğünü ihlal suçu. Yani şimdi mesela Amerika'da bazen savcılar Trump'la ilgili soruşturma yapabiliyor. Aslında Türkiye'de de hukuka gerçekten bağlı bir savcı olsa soruşturma başlatabilir ama yargılanması Cumhurbaşkanlığı son bulduktan sonraki döneme tekabül eder. Ama en azından böyle bir, evet, şey, evet, uygulamaya konur. Yani evet, bu son anayasal değişikliğiyle oyun böyle olmaz. Olduğu ifade de edilmiş olur. Evet. Fakat böyle, evet, bir ifade de söz konusu değil. İkinci günkü demeci daha da vahimdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni adeta teröristlikle suçladı. Evet, terör sevici olarak, evet, böyle bir, evet, ifade kullandı. Şimdi Sayın Meral Danış Beştaş var telefon altımızda, HDP milletvekili. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, siz neler söyleyeceksiniz bu karar ve karara karşı iktidar kanadından yapılan açıklamalar üzerine? Evet, doğrusu karar karşısında normalde iktidarın açıklamalarını tartışıyoruz ama hala Demirtaş özgürlüğünden yoksun ve rehinelik durumu devam ediyor. Suç işlemeye devam ediyorlar açıklamalarla ve tabii ki tahliye talebine henüz cevap verilmedi. Bunu da önemli belirtmek istiyorum. Bir yandan işte iktidar kanadından dediğimiz Cumhurbaşkanı, AKP'nin genel başkanı tanımadığını söylüyor ve onun yanında diğer sözcüleri de eşlik ediyor ve bunun karşısında mahkemeden
karar bekleniyor. Yani bu ortamın kendisi bile aslında mahkemenin ne kadar bağımlı olduğu, ne kadar baskı altında olduğu ortaya çıkıyor. Yani bunun tartışma dışı bir realite. Niye bu açıklamaları yapıyorlar? Çünkü aslında bizim 4 Kasım'dan bu yana söylediğimiz her şey ispatlandı. Daha doğrusu ispatlandı derken mahkeme kararıyla hüküm altına alındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından her zaman söylediğimiz bir şey vardı. Bizim arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, yöneticilerimiz, belediye eş başkanlarımız tutuklu değil, rehindirler. Çünkü onlara isnat edilen herhangi bir suç yok. Suç diye ifade edilen her olgu aslında siyaset yapma hakkıdır. Demokratik siyaseti kullanma yöntemleri yargılanıyor diye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu 18. madde ihlaliyle aslında tescil etti. Yani biz bunu biliyorduk, sürekli söylüyorduk. Hem de ağır sansüre, ağır baskıya rağmen bunu her fırsatta ifade ediyorduk. Demirtaş'ın tabii ki öncelikle bir an önce salıverilmesi gerekiyor, özgür bırakılması gerekiyor. Bununla birlikte aslında 18. madde ihlali diğer milletvekillerimiz başta olmak üzere belediye başkanlarımız ve yöneticilerimiz için de aynı zamanda geçerli bir mahkeme kararı niteliğindedir. Zira Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demokrasinin ve çoğulculuğun tehdit altında olduğunu aynı zamanda tespit etmiştir. Gerçekten 4 Kasım'dan bu yana bir referandum, bir genel seçim olmak üzere Türkiye sürekli bir seçim atmosferinde ve AKP'nin ağır baskısı altında bir durum söz konusu. Yani kararın ayrıntılarını şüphesiz tartışabiliriz. Hani bizim de eleştirdiğimiz boyutları var ama neticede bu kararın hemen uygulanması gereken bölümü tutukluluğun, tutukluluk adı altında rehinelik durumunun sona ermesidir diye söylemek isterim ilk elden. Evet, tabii olması gerekeni tarif ediyorsunuz. Peki olmazsa HDP'nin bundan sonraki tutumu ne olacak, nasıl olacak? Şimdi bir kere bu rehinelik statüsünün devam ettirilmesi sadece Demirtaş'ın milletvekillerinin değil, aynı zamanda onlara oy veren, onları destekleyen her bir bireyin de aynı zamanda özgürlüğüne vurulan bir darbedir. Halkın tehdit altına ve baskı altına alınmasıdır. Bu nedenle halk kendi iradesine sahip çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Biz HDP olarak da tabii ki arkadaşlarımızın durumunu çok yakından izliyoruz. Sadece izlemek değil tabii, özgürlüklerine kavuşmaları için ve bu rehine siyasetinin sona ermesi için aktif, etkin mücadelemize ve direnişimize devam ediyoruz. Biz bunu devam ederken onlar da boş durmuyorlar. Bugün bile sabah saatlerinde çok büyük bir büyük çaplı bir kendilerinde gözaltı operasyonu dedikleri bir durum yaşandı. Bizim içinde MYK üyemizin, parti meclis üyelerimizin, yine eski milletvekilimizin, SES Genel Başkanı'nın içinde olduğu çok sayıda gözaltı var. Bunu bir seçim çalışması olarak yürütüyorlar. Yani aslında iktidar partisi AKP seçimi kaybetmemek için, kaybettiğini çok iyi biliyor, korku politikasıyla bu tip yargıyı bir araç olarak kullanarak, bu tip yöntemlerle, tehdit diliyle, işte kafa tutmakla halkı ikna etme yöntemini ortaya koyuyor. Bu bir ikna yöntemi değil tabii ki. Bu başka bir sistem yürürlükte şu anda. Ama şunu unutmasınlar, 24 Haziran'da da aynısını yaptılar. Halk yine büyük hırsızlığa, yolsuzluğa, yani hilelere rağmen yine 24 Haziran'da bizim meclise girişimizi önleyemediler. Bu 31 Mart için de geçerli ve Demirtaş'ı da daha fazla içeri tutamayacaklar. Diğer siyasileri de, yani bunlar gerçekten çırpınışlar aslında. Kaybettiğini anladıktan sonra bir iktidarın boşa kürek sallaması. Çünkü bunun neticesiz olduğunu bizzat bizim mücadelemiz ortaya koyuyor. Biz her zaman söyledik. Yani biz haklılığımızdan en ufak bir şüphemiz yok.
biz sonuçta Türkiye'de demokrasiyi, barışı, hukukun üstünlüğünü savunan, evrensel değerlere sahip çıkan, çoğulculuğun yaşama geçmesi için aktif ve etkin bir mücadele yürüten bir parti olarak bundan geri adım atmayacağız, geri durmayacağız. Ve bu gelinen aşamada kesinlikle HDP olarak biz de her alanda, mecliste, sokakta, evlerde, seçimde, hayatın her alanında buna karşı hem bu karar hem de yürütülen politikalara karşı kendi mücadelemizi ve siyasetimizi yürütecek ve karşı taraf, iktidar bunun karşısında kaybedecek. Yani bundan en ufak bir kuşkumuz yok. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sadece bir duraktır, duraklardan biridir ve önemli bir karardır tabii ki. Yani Avrupa Konseyi üyesi olan bir ülke için, sözleşmeye başvuru hakkını tanıyan bir ülke için bugün ben tanımıyorum, karşı hamlelerimi yaparım demek büyük bir aciziyettir aynı zamanda. Sağ sonra saldırmanın acizlikten başka bir izahı yoktur. Geçen dönemde Can Dündar kararı için de aynı şeyi söylemişlerdi. Başka birçok örnek verilebilir. Stüdyo konuklar muhtemelen tartışmışlardır. Ama neticede bu karar uygulanacaktır ve sadece Demirtaş için değil, dediğim gibi yani binlerce siyasetçi için, milletvekilleri ve eş başkanlarımız tabii ki daha çok tartışılan görünür arkadaşlarımız. Çünkü onlar milyonları temsil ediyor ama bununla birlikte gerçekten kabul edilemez, sınır tanımaz, pervasız ve fütursuzca her sözü suç sayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunu da not etmek isterim. Evet. Çok çok teşekkürler açıklamalar ve değerlendirmeler için. İyi akşamlar ben diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Sayın Meral Tanış Beştaş konuğumuzdu, telefon konuğumuzdu. Ve şimdi tabii HDP'nin bakış açısında bir şekilde çerçevelendirmiş oldu. Bundan sonra işin tabii yani son 8 dakikamız siyasi tarafını biraz daha belki konuşabiliriz. Sayın Cihan Erdi aslında bu hani karardan bağımsız olarak da Türkiye'de bir çabanın gösterilmesi gerektiğinden bahsetti. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Şimdi bu tutuklamalar, açılan davalar, çok sayıda HDP'li politikacının sürekli operasyona uğraması, 2015 seçimlerinin intikamını almak isteyen iktidarın intikam faaliyetleri ve yargıyı da siyaset coğrafyasını dizayn etmek için kullanıyor. Yani yargı siyasetin dizayn aracı olunca yargı niteliğini yitirir, idari birime dönüşür. Oysa 138. madde, az önce izah ettik, yargıcın bir Alman hukuk filozofuna göre Eschenmayer'in şu sözü çok ünlüdür. Ben katıldığım tüm panellerde de bunu söylerim. Yargıç bağımsızlığının 5 görünümü var der. Tarafsızlık, sübjektif ve objektif tarafsızlık, devletten de bağımsızlık, toplumun yargılarından da bağımsızlık, kendi ön yargılarından da bağımsızlık ve özel düşünce, özgür hukuk düşüncesi faaliyeti yapmak. Ama şimdi gelinen noktada maalesef yargı faaliyetleri siyaset coğrafyasının alanını daraltmak için en etkili muhalefet olan ve en etkili muhalif lider olan Demirtaş'ı siyaset arenasından tasfiye etmek, HDP'yi minimal hale getirmek ve böylelikle neredeyse iki partili sisteme, hatta tek partinin sürekli egemen olduğu bir siyasi rejim doğruk noktasına doğru ilerlemek diye değerlendiriyorum. Tabii Ali Topuz son yazılarından birinde bazı akademisyenlerin de gözaltına alınmasıyla ilgili hani artık bu işin polis aşamasında neredeyse bitirildiğinden bahsetmişti. Bunun üzerine de söylemek lazım. O çok çarpıcı bir ifadeydi. Şimdi aslında yani bunu bu şöyle, Türkiye'de bu bilinmeyen bir prosedür değil. Yani biz tabii ki 3 yıldır farklı bir şey yaşıyoruz ama bir cumhuriyetin kurulduğundan bu yana bir olağanüstü halin hep yürürlükte olduğu
Bunu kimileri işte sıkı yönetim ve OHAL ilanlarıyla beraber şey yaparlar, ara dönemleri çıkarırlar falan ve çok uzun süre olağanüstü hal uygulandığını söyler. Hayır, bir konuda, en az bir konuda olağanüstü hal hep yürürlüktedir. O da hani homojen bir nüfus oluşturmak için Kürtlerin asimilasyonu, daha doğru bir deyimle aslında denasyonalizasyonunun temini için yapılan işler. O kadar ki hem işte İstiklal Mahkemeleri dönemi, hem Dersim'e kadar olan o isyanlar ve onların yargılama süreçleri. Sonra Dersim sonrası sessizlik dönemi içerisinde 50 ile 70 arasında örneğin eşkıya takibatı içerisinde bile yine olağanüstü hal mantığı uygulanmıştır. Nedir o? İşte eşkıyanın geçtiği köy içerisindeki herkes cezalandırılmıştır. Toplu cezalandırma modern ceza hukuku prensiplerine aykırı olduğu gibi olağanüstü hal mantığına da aykırıdır. Çünkü olağanüstü hal yine hukukla sınırlanmış bir haldir. Şimdi biz bunu biliyoruz. Bu bir tecrübe hattı bugüne kadar geldi. Fakat şimdi yine 90'lardaki DGM örneğinin önemli bir özelliği vardı. O davaların birçoğunda hukuk mücadelesi veren üstadlardan biri olarak çok iyi bilecektir. Polisin başlattığı operasyon içerisinde polis fezlekesi iddianameye dönüşür ve mahkeme kararına dönüşür. Mütalada karara dönüşür. Bu yine olağanüstü hal alanı için tutulmuş bir şeydi. Güvenlik konseptinin özel bir mahkeme aracılığıyla olağanüstü yetkili, yani hukuk dışı aslında bir mahkeme aracılığıyla, ki o mahkemenin hukuk dışı olduğuna dair mücadele ile güya kaldırıldı en sonunda. Şimdi işte gelinen nokta şöyle: oradaki o olağanüstü halde gördüğümüz sistem, yani işte solculara yönelik bir operasyon, olası 90'larda şeriatçılar da bu çerçevedeydi, onlara, genel olarak Kürtlere yönelik mantık, yani güvenlik biriminin kararı mahkeme kararına dönüşebilirdi. Buradaki olağanüstü hal şu anda bütün sistemin ruhuna neredeyse dönüşmüş durumda. Ve polisin tutumu, bu istihbari rapor şeklinde olabilir, fezleke müzekkere şeklinde olabilir, telefon fısıldama şeklinde olabilir, ya da savcının ya da yargıcın hani onu sezmesi şeklinde olabilir. Şu anda yani güçler, devletin güçlerinin düzenlenmesi, yasama, yürütme, yargıda en önde olan, eşitler arasında birinci olan gücün biz artık güç olmaktan çıktığını, siyasetin dizaynı için bir enstrümana dönüştüğünü ve burada bile bir özelliğe sahip olmadığını, bunu da idari birimin en alt düzeyindeki polisiye mantığa teslim olduğunu görüyoruz ki o sözünü ettiğiniz yazının giriş noktası bir yargıcın yargıladığı akademisyene boğazda viski içme metaforu üzerinden söz söyleme hakkını bulmasıydı ki bu ihsas-ı rey sınırlarını bile aşan kişiye atfettiği bireysel niteliği yargı konusuymuş gibi yapan bir mantıktı. Biz burada artık yargılama iradesinin yargıca yönelik az önce ifade edilen o yüksek niteliklerin hiçbirinin kalmadığını, yargının artık eşitler arasında birinci değil sonuncu bile olmadığını, güçler ayağından çıkarıldığını, yani Türkiye'nin üç güce değil iki güce, aslında yürütmeye neredeyse tek güce indirgendiği, o yüzden de artık hukuk dışından bile bahsedemeyeceğimiz, olağanüstü hukuktan bile bahsedemeyeceğimiz çok spesifik bir dönem içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani 12 Eylül döneminden dahi daha kötü yargının içinde bulunduğu durum. Sıkı yönetim döneminde sayısız davalara girdim. Bunu duruşmalarda da söylüyorum zaten. Askeri mahkemelerin bile kriterleri vardı. Mesela sahte kimlik olmadan, el ürünü örgütsel yayın olmadan, illegal yayın olmadan üyelikten ceza verilemezdi. Tabii ki o zaman da klasik düşmanla savaş hukuku vardı ama şu süreçte AKP'nin düşmanla savaş hukuku uygulanıyor. Yani AKP'ye muhalif olan herkesin düşman olarak yargı faaliyetinde telakki edildiği bir süreç yaşıyoruz. Evet, böylece programın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Sayın Ercan Kanar, Sayın Ali Duran Topuz, çok çok teşekkürler buraya kadar geldiniz ve bizi bilgilendirdiniz. Sayın Mahsuri Karaman'a çok teşekkür ediyoruz. Kayıp bağlantısıyla kendisinin görüşlerini aldık. Sayın İlhan Cihaner'e yine çok teşekkür ediyoruz. CHP 26. dönem milletvekili ve Sayın Meral Danış Beştaş'a çok teşekkür ediyoruz. Telefon bağlantısı yapmıştık. Böylece bu konuyu enine boyuna konuşmaya, tarif etmeye, anlamaya ve size de aktarmaya çalıştık. Haftaya bir başka konuyla karşınızda olacağız. Tüm Artı TV ekibi adına mutlu bir akşam, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.